-71'i şunu bir izleyelim mi -71'i? Dünyanın en soğuk şehri neresi lan? Bir dakika. Neresi? Saka Cumhuriyeti'nin başkenti olan Yakutska. Dışarıda Yakutska. Hava -46 derece. -40. Antarktika'da -26 derece. Dünyanın en soğuk şehrindeyiz. -46 ne be? -46 ne oğlum? Ya kesin Rusya'dır zaten. Rusların bile zamanında Hitler'in yenik düştüğü yer biliyorsunuz, soğuktan çok kişi kaybediyorlar o savaşta, yanlış bilmiyorum değil mi? Öyle olması lazım. Yanlışsam düzeltin ama Almanların, yani Hitler'in, daha doğrusu Almanlar demeyelim de Hitler'in, gerçi onların kendi aç gözlüğüne denk geldi ama Ruslar da fight kaybediyor çünkü soğuk dayanamıyorlar. -46 ne oğlum? Kapı açılıyor mu? Bir ya. Yerlerimiz alışkın olmadığı için öksürüyoruz. Hava burada çok kuru. Sivil yaymış. Burada hiç de azımsanmayacak bir nüfus var. 300 bin insan yaşıyor burada. O bölgelerdir büyük zaten. 450 kilometre uzaklıkta. Baksana. 300 bin insan yaşıyor burada. Yakut, o bölgeye yakın zaten. 450 kilometre uzaklıkta Rusya'ya bağlı özel bir bölge olan Yakutistan'a bak. Rusya'ya bağlıymış ama. Türkiye'ye hiç bu kadar uzak olmamıştım açıkçası. Burası Türkiye'ye 10.260 kilometre uzaklıkta. Kirpikleri donmuş. Burası Sibirya'nın en kuzeyde olsunda olduğu için tüm dünyadan satılıyor. Dışarısı -50 santigrat derece civarında. Su ise 85 santigrat derecede. Bakalım suyun sıcaklığı mı yoksa havanın soğukluğu mu galip geliyor? Anında buz kristallerine dönüştüğünü görüyorsun. Nasıl yani? Nasıl yani? Oğlum bu ne? Wow! Anında buz kristallerine dönüştüğünü görüyorsun. Oha! Bölgede ölçülmüş en düşük hava sıcaklığı -71.2 santigrat derece. Sanki bu dünyaya ait değil, başka bir gezegene ait. Dışarıda bekleyen bir muz dakikalar içinde çekiç olarak. Burada dışarıda bekleyen muz, adam çekiç niyetiyle muzu kullanıyor. Muz safları metal olduğu için çok soğuk olduğundan dolayı muz saflar insanların derilerine, etlerine yapışır. Evet. Çıkarmak istedik. Düşünsene yani o koydu. Ay. Düşünemedim bir an. Vallahi derine, düşünemedim. Etlerini, derilerini sökebilir. Şimdi elimde insan etine benzeyen bir et parçası var. Mesele temas ettirelim. Mik mi? Abi bu ne? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Diyen bir et parçası var. Mesele temas ettirelim. Bura. Çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Çok kalın bir eldiven bu. Ama parmak uçlarım şimdiden üşümeye başladı. Gördüğünüz gibi bunlar doğal gaz borusu. Ve bu doğalgaz boruları yer yüzeyinin üstünden gitmek zorunda. Çünkü yerin altı buzlarla kaplı. 30 metre kalınlığında buz var şehrin altında. Bakın bu bir nehir, tamamen donmuş durumda. Sovyetler dönemi zamanında Yakutsk'un bağlı olduğu Saha Cumhuriyeti bölgesine Stalin'in fikirlerine aykırı olan insanlar sürgün ediliyor. Politikacılar, iş adamları, suçlular, mahkumlar. Aslında bu Yakutsk ve çevresinde bizim Silivri gibi bir şey. Bir kısmı onların torunları. Yani burası Sibirya sürgün toprağı olarak kullanılıyormuş eskiden. Şimdi burada bir hayat var. Buz cehennemi diyebiliriz bu hayata. İnsanüstü bir soğuklukla karşı karşıyayız. Ne kadar kalın giyinsek de bunların hiçbiri yetmiyor. Çok değişik kardeş bu. Çünkü burası insanlar için uygun bir yer değil. Arabanız varsa burada büyük bir derdiniz var demektir. Çünkü kış mevsimi geldiğinde, ki burada kış mevsimi 6-7 ay sürüyor. Arabanızı asla kullanamazsınız. Kullanmak istiyorsanız asla kapatamazsınız. Mesela şu gördüğünüz araba. Çalışması sıkıntı. Bunun gibi burada yüzlerce araba var. Bunun çalışmasının nedeni, araba eğer çalışmayı durdurursa tamamen buzda katlanabilir. Aynen. Motor çalışması sıkıntıdır. Evet, gördüğünüz gibi bu araba çalışmayı durdurmuş. 20 dakikadan fazla zamanı geçtiği anda zaten umutlar tükeniyor. Evet, yine donmuş bir araba kışın soğuğa terk edilmiş. Bir sonraki yazda olaya bak anasını satayım. Benim Gama Batur burada olacak mı? Aman Allah'ım, var ya, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sıkıntı. Benim Gama Batur'u bırakmam. Çalışır. Oo.
Çok dert kardeş. Kapıyı mapıyı açmak haline hepsi sıkıntı. Bu ne be? Da çalışır vaziyette değil mi? Diyeceksiniz ki içinde birisi var mı acaba? Ben de bilmiyorum. Hadi bir bakalım. İçi boş gördüğünüz gibi. Düşünün ne kadar büyük bir enerji kaybı aslında. Neyse ki Rusya petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından zengin bir ülke. Bakın çalışan bir araba, egzoz borusu başka harici bir boruyla uzatılmış. Egzoz pisliği bile burada donuyor. İşte bu kadar soğuk bir yerde yaşıyoruz. Yine böyle özel kılıflar var. Bazen bu da yetmiyor. İmkanı olan insanlar kapalı ısıtmalı garajlarda araçlar. Kapalı ısıtmalı garajlar. Hayata bak. Hayaller hayatlar. Onlar neden yaşıyor burada? Bilemezsin. Adamın evi vardır, bir şeyi vardır. İşte söylüyor ya yani oraya sürgüne denenlerin işte torunu morunu orada bir mal varlığı vardır. O yüzdendir yani. Bu ne kardeş? Üf. Sürekli çalışan bu araba motorları yüzünden şehrin tepesinde egzoz gazlarından oluşan bir duman tabakası hakim. Çoğunlukla 50 metre ötesini yoğun sisten dolayı göremiyoruz. Evler tamamen farklı. Sütunların üzerine inşa edilmesinin sebebi yer buz olduğu için zemin katta çok soğuk olduğundan dolayı buz tutma ihtimalini taşıyor. İğnelerin battığını hissediyorum. Başımıza gelecek en kötü senaryo soğuk ısırması tabii ki. Bir buzdolabının 4-5 santigrat derecede çalıştığını düşünürsek, dondurucunun -20'de çalıştığını düşünürsek, burası da -50 olduğuna göre aslında her taraf çok üstün teknolojiye sahip bir buzdolabı, dondurucu gibi. O yüzden bazı insanlar meyvelerini, etlerini sadece camdan sarkıtarak muhafaza ediyor. Oha! Bundan kızak yapabilir miyiz? Kızağımız hazır! Oha! Olaya gel. Bu şoklarımı yaşıyorum şu an. Az önceki çektiğim için ellerimi eldivenden dışarı çıkarmıştım. Şu an çok acıyor. Çizgiklerinde oluşan buzları kırmaya çalışıyorum. Oh. Hareket et. Yoksa çok daha fazla üşüyecek. Dışarıda 15 dakikadan fazla durursanız cilt yanığı, nefes alma zorluğu gibi problemlerle karşılaşırsınız. Meyra benim videomu çekiyordu. Videoyu çekmek için bir süre hareketsiz kaldık. Çünkü konuşmamızın sırrı şu an çok kötü bir halde. İğne batması gibi acılarla başlayan üşüme hali, soğuk ısınma, his kaybı, hiç hissetmiyorum. Ardındansa ölümle sonuçlanır. Az önce çok fazla dışarıda kaldım. Ellerim beyazlaşmaya başladı ve çok fazla acı hissediyorum. Kardeş bu insanlar nasıl yaşıyor ha burada? Oha! Kameranın mikrofonu kırmızı alarm veriyor. Bu doğru çalışmadığı, bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Kameranın kendisinde de sıkıntılar var. Bakın. Kapağı basılmış. Telefonlar çalışmıyor. Az önce %10 dedi kapandı. %58'miş gerçekte aslında. Şimdi açıldı, biraz ısınmaya başladı kapalı ortama girdiğimiz için. Ne kameralar ne telefonlar çalışıyor. Aa, bu ne kardeş? Böyle bir ihtimal, böyle bir olay var mı ya bu dünyada? Sen anasını satayım, telefonum gidiyor, şeyin ben gidiyor, nikahın gidiyor. Wow, wow, wow yani. Elif çok teşekkür ederim bu arada, Skirt teşekkürler. Helal olsun Ruhi, bu içerikler falan. Mezarlık. Ayağımın altındaki buzun kalınlığı yaklaşık 25-30 metre. Ve şehrin altındaki bu buz kütlesi yaz mevsiminde dahi erimiyor. İnsanlar peki cesetleri nasıl gömüyor? Kömürleri topluyorlar ve bu kömürleri 2-3 gün boyunca yakıyorlar. Yakıldıktan sonra etrafında çözülen buz kütleleri rahatça küreklerle dışarıya atılıyor. 2-3 metre derine kadar kazılıyor ve cesetler oraya gidiyor. 100-200 yıl öncesinde ölmüş, vefat etmiş bir kişinin cesedi bugün dipdiri bir halde bulunabilir. Elmas madenlerinin bol olduğu Yakutsk'ta dünya pırlanta rezervinin %20'siyle beraber periyodik tablodaki %20. Bütün elementler bulunmakta. İyi bir rakam, çok iyi bir rakam. Yakutistan topraklarının altında pek çok mamut ve dinozor fosili bulunur. Bir wow. Zamanlar mamutların üzerinde yürüdüğü bu bölgelerde buzlar eridikçe onların bozulmamış cesetleri ortaya çıkar. Wow!
Tarımın yapılamadığı bu topraklarda insanlar balık yiyor. Balıkları bu gördüğünüz pazarda satıyorlar. Bu pazarın en önemli özelliklerinden biri, balıkları buzdolaplarında saklamak yerine gördüğünüz gibi herkes açık tezgahlarda sergiliyorlar. Çünkü dışarısı buzdolaplarından daha soğuk ve burada sadece balıklar yok. Gerçekten nasıl buzmuş görüyorsunuz? Bakın. Dışarıya bırakılan bir et parçası aylarca bozulmaz. Şoklarımı yaşıyorum. Tavşanlar da var. Burada çok fazla tüketilen bir hayvan. Yine ördek görüyorsunuz. Donmuş halde. Yaklaşık 20 kiloluk bir balık. Bu balığı bütün alıp yine soğukta muhafaza edip yani dışarıya koyup günler boyu yiyebiliyorlar. İnsanların buzdolabı ihtiyaçları doğadan karşılanır. Bu da satılıyor, bozulmuyor tabii ki. Kulakları da taş gibi. Tarımın olmadığı bu yerde at eti de yeniyor. At eti mi? Ну, мы примерно вот 8 числа. For how long does he do this? Уже, наверное, лет. How many layers of clothing on upper body? Вот. Bu tarz Türklerin üzerinde ayakta duruyorlar ki yerden soğuğu hissetmesin. Sokakta insanlarla konuşmaya çalıştığınızda sizi en çok şaşırtacak şey, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutların bir Türk halkı olması olur. Bir kilo. Gördüğünüz gibi ortak kelimelerimiz var. İyi akşamlar, siz Türkçe konuşuyor musunuz? Esnaf memnunmuş. İyi kazandıklarını söylüyorlar ama ne kadar kazandığını bana tam açıklamadı. Türkçe'ye selamlar olsun. Seyli için bug'ını bulmuş. Okey, bay bay. Balığımızı aldık, şimdi köye gidiyoruz. Sadece bu tarz topraklar yetiştirdiği kediler yaşayamıyor bu topraklarda. Kalın kürklü memeliler yaşayabiliyor sadece. Bak be gene. Evet, şimdi büyük bir hale girdik. Balık pazarının yanında olan bir hal. At sütü burada çok fazla tüketiliyor. Zaten biliyorsunuz at Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip. Yaklaşık 25 TL 1 litresi. Çok güzel bir yere gelmişiz. Buradaki hiçbir şey tabii olduğu gibi kalmıyor. Zemin kar veya buz olduğu için eskiden yapılmış evler yıllar geçtikçe eğilmeye başlıyor. Çünkü o kar veya buz ya çoğalıyor ya azalıyor. Arabaların içinde de görüyorsunuz ki iki katmandan oluşan camlar var. Böylelikle kalorifer boyu ısıttığında araba sıcaklığını hemen kaybetmiyor. Hayata bak. Yola çıkmakla alakalı korkutucu noktaysa arabası yolda bozulan insanların yolda ölme ihtimali. Sürücü 30 dakika içinde arabası... Ben bu arada at sütü ne? Onu bir ayıklamadım. At eti ne? At sütü ne? Biz şu ana kadar at sütü mü içiyorduk? Nazı yani? Olayı çözemedim. Kımız. At sütü Türklerin eski geleneği. Kımız diyorlar. Ya o at sütü. Ben kımız da bilmiyorum. Bilmiyorum. Sorry. Sını tamir wow. Etmeli. Yoksa kaputun altındaki motor yağı soğuktan dakikalar içinde donar. Türkiye'nin yüz ölçümünün 4 katı olan 1 milyon nüfuslu Yakutistan'ın kırsal bölgelerinde telefonu çekmezse soğukta saatler içinde ölmekten başka bir seçeneği kalmaz. Bu yüzden her şoför arabasında alet çantası taşır. Bunları kendisi de aynı lazım. Zamanda bir YouTube kanalına sahip olan Maria bizi köyüne davet etti. Köye giden yollar araba seyahatinden sonra köpek kızağı seyahatiyle tamamlandı. Oo. Çok iyi. Köpek kızağında açıkta kalan bir kulağımı az kalsın soğuktan kaybediyor. Acısı dayanılmazdı. Evet, şimdi mahalle bizi köy evine kabul etti. Bize kültürlerini tanıtıyorlar. Görüyorsunuz parmağım da aynı elde neredeyse. Aynı zamanda uyuştuğu için kulağıma dokunduğumu bile hissetmiyorum. Şişmeyen kulağım. Hayice. Yakuskun atları normal atlardan kısalar. Üşümemeleri için soğuk havalarda vücutları kısa olmaya adapte olmuş. Böylelikle soğuk havalarda kendilerini daha sıcak hissedebiliyorlar. Çok güzel bitiyor bu arada. Gerçekten. Buranın bir göl olduğunu dolmuş tekneye bakarak anlayabilirsiniz. Şu an bir gölün üzerindeyiz. Tabii ki bu köyün inekleri var. İnekler hep ahırda tutuluyor. Dik açıyla vuruyorsunuz. Şimdi buraya 60-70 cm'lik bir delik açıldı. İnekler buraya gelecek ve su ihtiyaçlarını karşılayacak. Kırılan buzu sürekli takviye ediyorlar. How long it takes for this water to again completely cover with ice? In 1 hour.
Bir saat içerisinde. Bir saat içerisinde açtıkları yer tekrardan oluyor. Üstünü görüyor musunuz? Ne kadar kalın giyindik. Bize kendi kıyafetlerinden verdiler. Konuşmak için çıkartıyorum. Burnum donuyor. En ufak bir açıklıkta soğuğu hissediyorsunuz. They don't ever feel cold. They do, of course. That's why they don't spend much time outside. Çok iyi. Bayağı uğraşılmış bir video bu arada. What's exactly? Your ear got frostbitten. If like it lasted longer, it will be very dangerous. They will have to cut it, right? If they cannot save it, they can cut it because the cells are dead. This is for your ear. It's a traditional Yakut medicine. Fat of bear. Bear? My father took it from hunters. Oh. Yes, this will help frostbitten. Avcılardan aldı diyor. Avcılar var anasını satayım. Nasıl bir yer ya? Hunter. Çek kardeşim oradan bir tane pet yanına. World of Warcraft'tardı. Al elinde crossbowcunu. Gir dungeonlara anasını satayım. Nasıl bir yer lan burası? Ne yapıyor o hunterlar? Dungeonlara mı giriyor? Boss falan mı kesiyorlar anasını satayım? Ne nasıl bir hayat dönüyor orada? Ve bunu merak ettim. Süre toplanıp hadi abi bugün hangi dungeon'a basıyoruz? Yakut'un altında bir dungeon var. Orada 2-3 tane boss var. Onları alalım biz abi. Anladın abi. İtem bitem düşer belki. Artı basarız. Böyle bir şeyim var ya. Ama ya bir yandan mantıklı avcılık çünkü o kürk mürk muhabbetleri oradan akıyor yani. Onlar için mantıklı. Ben taraftar değilim de kürk olsa da olur olmasa da olur mantığındayım. Olmasın hatta. Also, if you burn... orada yalan yok. Kürk arkadan daha net görünüyor. Daha arkadaşlar. Şey tam bir şey. Yani buna soğuk ısırması deniliyormuş ve eğer bir 15-20 dakika daha fazla soğukta kalsaydı kulağımı tamamen kaybetme ihtimalim varmış. İşte gerçekten burada soğuğun hiç şakası yok. What is the cold temperature you have ever witnessed? The coldest temperature is -17 Celsius. What is cold? En soğuk -71. If I have good. Oğlum bunlar -47'de böyle -71 nasıldır? Her sokağa çıkma yasağı falan geliyordur -71'de. Yani o derecede. If I have enough grades before -40. Yok mu bir canlı yayınımız? -41, -48. It's like fine. Below -48 it's cold. And below -52 it's very cold. And every degree. Tam bir ayın açarız orada. The funny thing is like cold weather feels like fire, like burning. Yeah, that's true. But now my ear is burning. Yeah. I feel so hot. Kullan kardeşim ayağını. Too much. And they fall asleep somewhere outside. One night outside. Bazıları içip dışarıda pat diye yatıyorlar ve ölüyorlar abi. Öyle oldukları için. Yeah, what do you think about nature? Whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, it's taking care of nature. Respect. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life, and we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always make a ritual when we go to pick some berries. We always take a little food with us. We leave it on the ground and say, "Nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit." You believe nature has a spirit? Yes. For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb. Ne alakası var? Şimdi ruhlar ormanın sahibi mi kardeşim? Ne alakası var? Onlar biz misafirsek onlar da misafir. Öyle bir olay mı var ya? Özgürlük neresinde bunun ya? Evet. You shouldn't drink there, have fun there, throw the garbage. Don't bother, don't disturb, don't destroy. Ya, in our culture we have some things that we do but we don't know why. For example, usually the old ladies do this. They touch their ear and knock on the on a wood 3 times. Seriously? Mm-hmm. We also do that but without touching. Yeah. Like when you say something wrong or that you really want to have but you're afraid. Aynı mantık. Then, like, aynı mantık. Your culture and my culture are similar but also very different. How would you say my name is Maria? Min adım Maria. How do you call you? Nim adım Maria. And
Vize ise. Bihigi, min barabın, kiniler varalar. Se it, itlar, at. İtlar. Diye, basıldı. Sıttı, su. Min otut, sastahtın. Anah, har. Benziyor çoğu. Gör, anlaşılır para. Yani. Kıhıl, soğuz, sol, kül. Anlaşılır yani bu arada. Balık balık, don balık. Ulus, wow. Süre, han, mey. Bir balık süt, adın balık sütü görür. It's very mind-blowing because really we are 10,000 kilometers away. Yeah. Our culture has been affected during the Ottoman Empire. We had influence from Farsi and Arabic words. When I make videos, I try to use original Turkish words. Yeah, we also like because we are part of Russia. We have many borrowings from Russian language. Neler neler. Neleri de var. Fruits don't grow here. Çok değişik. Our summers are very short. Fruits and vegetables. They all come from Russia. What do you think about general Turkic community? It's nice that we have common things, but we also very different. Müziği falan güzel oturtmuşlar altına. The Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. Belli ağacı tapıyorsunuz. There is one center of our religion, but it's not something that, like in other religions, that we do every day. We should pray. We don't do something like that. But it's in our mind. It's in our lifestyle. And it's all related to nature. For what you have, you thank nature instead of God. The gods are nature. Mm-hmm. Our gods are like part of the nature. Now I understand. Yes. Why don't you migrate to south, where it's warmer? Because living in these temperatures is like torture. It's a torture for you. But not for us. The first reason is my family. Ama yani vücudun belli bir yerden sonra o tavşan değildi. Vücudun belli bir yerden sonra dayanıyordur ki abi. Yani belli bir yerden sonra alışıyordur. Yani anladın? Ya o genleri alışıyordur yani. Aile, doğan çocuklar. Küçük yaştan belli orada büyümeleri falan alışıyorlardır. Bu arada gerçekten doğa çok güzel gözüküyor. Çok OP gözüküyor. Tüger teşekkür ederim. Very important. Third, because of our culture, I want to preserve our language, our traditions, and give them to the next generation. Hello to our brothers and sisters in Turkey. Küresel ısınma nedeniyle dünyamızın buzları eriyor ve eriyen buzların içinde saklı kalmış, bozulmamış mamut cesetleri gün yüzüne çıkıyor. Olayı. Fakat buzların içinden aynı zamanda modern insanın daha önce hiç tanışmadığı ve binlerce yıldır saklı halde bulunan virüsler de ortaya çıkabilir. Avrupalılar Amerika kıtasına göç ettiklerinde beraberinde götürdükleri grip hastalığı yüzyıllardır izole halde kalmış Amerika yerlilerinin çoğunu öldürmüştü. Bağışıklık sistemimiz adapte olduğu için grip bizi öldürmedi ama onları öldürdü. Benzer bir şekilde bu sefer bizim adapte olmadığımız eski hastalıklar dünyanın bu noktasındaki eriyen buzlarla beraber gün yüzüne çıkabilir ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ve çok zor bir belgesel bölümünün sonuna gelmiş olduk. -50 santigrat derecede elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seyahatte her anımda yanımda olan, ülkeleri araştırmayı ve anlatmayı seven kız kardeşim Sümeyra'ya da çok teşekkür ederim. Kendisi de Yakutsu'da bir video çekti. 2 yılı aşkın bir süredir 50'den fazla ülkeyi araştırdı ve anlattı. Bu videosunda ise dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta -50 santigrat derecede 1 saat dışarıda kalırsanız ne olur bunu gösterdi. 1 saat boyunca -50 santigrat derecede bir yürüyüş neler doğurur? Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu çok özel videoyu kesinlikle izleyin. Öncelik olarak buraya şimdi tıklayarak onun kanalına abone olmanızı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra bu belgeselin devamı niteliği taşıyan onun videosunu da buraya tıklayarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok onun iyi. Videosunda şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok ben iyi. Ruhi Cennet. Ben Ruhi Cennet. Aa bak bugün yüklemiş video az izlenmiş. Ya iyi izlenmiş gerçi de abi bu fena bir şey ya. Fena bir şey ya. Bir dakika. Merak edenler bu arada izlemek isteyenler bu videoyu izlesin. Bunu da izleriz. Bunu da daha sonra izleriz. Çok iyi.
Çok iyi bu arada. Bunu da izleyebilirsiniz. Çok güzelmiş bu. Neymiş bu ya böyle?